İklim, bir coğrafyada bilindik düzeninden farklılaşmaya başladığında, sıcaklar kavurucu, soğuklar dondurucu olduğunda, yağmurlar nazlanıp rüzgarlar hırçınlaştığında, yaklaşan tehlikenin ismidir çölleşme. İnsanlar ihtiyacından fazlasına göz diktiğinde, bunu elde etmek adına hak olmayana el değdiğinde, ormanlar kesilip tarım arazileri yanlış işlendiğinde, kendi elimizde kendimize kestiğimiz cezanın adıdır çölleşme. Toprak demek, tarım ve ormancılık demektir. Bugün dünya nüfusunun gıda ihtiyacının iki temel direği olan bu sektörler, çölleşmeyle birlikte sendelemekte, dünyanın hemen her kıtasında çeşitli bölgelerde üretim imkanı tamamen ortadan kalkma tehlikesiyle yüzleşmektedir. Bir devralem programında yine birlikteyiz. Anadolu yollarındayız. Bu kez Anadolu'yu havadan göreceğiz. Devralem Parkı'yla Anadolu'yu sizlere tanıtmaya başkent Ankara'dan başlıyoruz. Ve adım adım Anadolu'nun o muhteşem güzelliklerini ekranlara getiriyoruz. Ve havadan Anadolu. Üzerinde her yıl 12 milyon hektar tarım arazisi bozuluyor. 5.2 milyon hektar orman arazisi yok oluyor. 4 milyar hektar alan her gün çölleşme tehlikesiyle yüz yüze. Bu rakam dünya kara alanının %25'ine denk geliyor. 168 ülkede 1,5 milyar insan doğrudan tehdit altında. Son 20 yılda 10 milyon insan çölleşme nedeniyle doğup büyüdüğü topraklardan göç etti. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki, bugün 800 milyonun üzerinde bir nüfusun açlık çektiği dünyada arazi tahribatı yüzünden gelecek 25 yılda tarım üretimi %12 azalacak. İnsanlar doğaya savaş açmış durumda. Kaybedeceğimiz kesin. Su, kendisine gösterilen vefasızlığa kırgın, kurumuş toprakların çatlakları arasından dönmemecesine gözden kayboluyor. Çağlar önce Uygur Türkleri muazzam sulama kanalları inşa edip Turfan şehrini bir bereket denizine çevirmişlerdi. Urumçi'nin 180 kilometre güneydoğusundaki Turfan'a gidiyoruz. Türkistan'ın en kıymetli şehirlerindendir. Zira çağlar boyunca bölgenin meyve deposu olmuştur. Yılın 12 ayı meyve yetiştirilir ki Turfan da sözü buradan gelmektedir. Evet,
Turfan, envai çeşit sebze ve meyvenin memleketi. Sıcak bir bölge. Çölün ortasında bir vaha, bir yeşil tablo, bir ressamın fırçasından çıkan muazzam bir tabloyu andırıyor. Ama Turfan'ın üzümleri bir başka. Zira Turfan'da envai çeşit üzüm var. Uygurların Turpan dedikleri şehir en az 2000 yıllıktır. Uygur Türklerinin ilk yerleşik hayata geçtiği yer olarak bilinir. Turfan şehri, Turfan Havzası'nın kuzey kenarında kurulmuştur. Deniz seviyesinden 150 metre daha aşağıdadır. Dünyanın en sıcak yerleşim bölgelerinden birisidir. Doğu Türkistan'da hava sıcaklığının en yüksek olduğu bir bölgede kurulmuş olan Turfan, Alev Vahası olarak da adlandırılır. Binlerce yıldan beri meyvecilik için yeraltı sularından faydalanılmıştır. Karez adı verilen kanalların uzunluğu kesin bilinmemekle birlikte binlerce kilometre olduğu tahmin edilmektedir. Karez, yerel Uygur dilinde kaynak anlamına gelir. Dağlardan eriyen kar suları bu kanallarla getirilmekte ve Turfan Havzası beslenmektedir. Bugün çöl olan Taklamakan bir tatlı su gölüydü. Aşırı tüketim, kuraklık ve çölleşme. Günümüz, Aral Gölü. 1960'larda 66 bin kilometre kare alana sahipti Aral. İçinde 15 farklı balık türü yaşıyordu. Sovyetler Aral'ı besleyen nehirleri sulama projelerinde kullandılar. Fabrikaların kimyasal atıklarını göle yönlendirdiler. Bütün balık türleri yok oldu. Nehirler vardır tarihimizi anlatır. Dağlar vardır kültürümüz yazılmıştır. Ovalar vardır destanlar yazılmıştır. Ve önemli bir yerdeyiz. Sirideria sahillerindeyiz. Tarihimizin ihtişamlı geçmişinin olduğu nehir burası. Ve Tanrı dağlarından Kırgızistan'dan doğar. Önce Özbekistan'a girer. Ardından Tacikistan'a, yeniden Özbekistan'a girerek daha sonra muhteşem bir görünüm arz eder ve Kazakistan coğrafyasına girmek suretiyle Aral Gölü'ne dökülür. Muhteşem bir nehirdir. Orta Asya'nın en büyük nehirlerinden birisi. Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesine yakın bir nokta burası. Ya kozlanmayı çoğdan öyle doydardı. Sonra ülkenin mazeretinden o tal çıkan eken. Aral Gölü bugün 27 bin kilometre kare. Bilim gölün 100 kilometre çekildiğini ortaya koyuyor. Geride kalan Tuz Çölü. Rüzgarlarla taşınan bu tuzlar, verimli tarım alanlarını tuzlandırmak suretiyle her geçen gün çölleşmeyi arttırıyor. Öte yandan yağmur ormanları, tarım arazisi açmak için yok ediliyor. Afrika, kuraklığın pençesinde açlıkla mücadele ediyor. İklimler değişiyor. Dünyanın içme suyu rezervleri hızla tükeniyor. Liste uzayıp gidiyor. İster asırlar öncesine gidin, ister önünüze bakıp şöyle bir bugünü izleyin. Aynı tehlike bizi tehdit ediyor. Medeniyetleri yıkan, kavimleri yutan, topraklara ölüm saçan çölleşme hep yanı başımızda. Durursanız yakalanırsınız. Türkiye'nin çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasındaki kuraklığın yanı sıra en önemli etmenlerden biri olarak erozyon karşımıza çıkıyor. Sahip olduğumuz tarım arazilerinin %59'u, meraların %64'ü, orman arazilerinin %54'ü çeşitli şiddetteki erozyonların etkisinde kalmaktadır. Tüm bu etmenlerin diğer etmenlerle birleşmesiyle Konya, Iğdır illeri ve Güneydoğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümü çölleşme riski altındadır. Kıyamet kapıyı çalıyor.
Orada mısınız? Çözüm açıktır. Çölleşmeyle mücadele edilmeli ve gereken neyse yapılarak bu mücadele kazanılmalıdır. Alternatifi olmayan bir yolculuk bu. Ya sürekli ilerleyip mücadele edeceğiz, yahut her şeyi kaybedeceğiz. Seçim sizin. Tarihin her döneminde özellikleriyle tüm medeniyetlerin gözdesi olmuştur Anadolu. Nihayetinde ebedi vatan olarak bize, Türk milletine yar olmuştur. Her kim ola ki, fesinin püskülüyle ormandan bir dal kopara, boynu vurula. Günümüze yaş kesenin başı kesilir diye dillerde yaşayan bu fermanın sahibi Ulu Hakan, Fatih Sultan Mehmet Han, dünyadaki ilk çevre koruma örgütünü kuranlardan birisi olarak da tarihe geçmiştir. Osmanlı Devleti'nin ormancılık konusunu sistemli olarak ele alması, Tanzimat Fermanı ile başlamış olup, 1839 yılında ormancılık hizmetlerinin takibi için ticaret nezaretine bağlı bir orman müdürlüğü kurulmuş, 1857 yılında orman fakültesi öğretime açılmıştır. Ormanlarımızı eğer bakımlarını yapmazsak, tıpkı bir meyve bahçesi gibi bakımlı halde tutmazsak, bakımlarını yapmazsak hayatiyetini sağlıklı bir şekilde devam ettirmesi mümkün değil ormanlarımızın. Bu çalışmaların yanında orman köylerinde yaşayan insanlarımız başta olmak üzere köylülerimizin ekonomik yönden desteklenmesi de bizim yürüttüğümüz diğer faaliyetlerden bir tanesi. Bu manada krediler veriyoruz. Hayvancılık kredileri başta olmak üzere. Seracılık, arıcılık, evlerin mantolanması, güneş enerjisiyle ısıtma ve sıcak su temini başta olmak üzere birçok faaliyetimiz bulunuyor. Bu zamana kadar yaptığımız bu çalışmalarla köylümüze 14,5 milyar lira destek sağladık. Tabii kaynakların hızlı bir şekilde yok olduğunu gören Osmanlı Devleti, 1870 yılında Orman Nizamnamesini çıkararak ormanları koruma altına almaya çalışmıştır. İlk olaraktan 2015 yılında burada çalışmaya başladık. Kumul hareketini önlemek için önce denize paralel rüzgar geliş istikametine dik vaziyette rüzgar perdeleri, ahşaptan rüzgar perdeleri tesis edildi. Değerli izleyenlerimiz, Ayatan çölleşme ile mücadele ve erozyonla kumul ormanı ile korunan alanlardayız. Belgesel görüntülerimiz var. Birlikte izliyoruz. Burası Adana ilimizin Karataş ilçesine bağlı Kapı Köyü. Burada 1964 yılında köylülerimizin kumul hareketinden zarar görmesinden mütevellit valiliğe müracaatı sonrasında Orman Genel Müdürlüğümüzce projelendirilip uygulaması yapılan kumul ağaçlandırması sahamızın girişinde bulunmaktayız. 1983'te geldim. Ben geldiğimde orta kısımda, ambar kısımlarında okaliptos dikimi vardı. Biraz da kuzey tarafında akasya dikimi vardı. Ondan gerisini hep ben ağaçlandırdım. Kapı Köyü'nde dünyaya geldik. Burada büyüdük. Buranın ekilişinde ben hep çalıştım. Evvelden bembeyaz kumdu. Bir fırtına olduğu zaman ortalık bembeyaz oluyordu. Şimdi çok güzel, yalancı cennet gibi. Daha evvelki durumu çöl gibi böyle eser tozar
mahsullerimiz olmazdı. Mahsullere zarar verirdi. Türkiye'de çölleşme ve erozyonla mücadelenin tarihi geçmişine baktığımızda ilk olarak Orman Genel Müdürlüğü ile karşılaşırız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk çölleşme ve erozyonla mücadelede en etkili yöntem olan ağaçlandırmaya büyük önem vermiştir. Atatürk'ün 1922 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasındaki "Gerek ziraat ve gerek memleketin servet ve sıhhat umumiyesi noktası nazarından ehemmiyeti muhakkak olan ormanlarımızdaki asri tedbirle hüsnü halde bulundurmak, tevsi etmek ve azami faide temin eylemek esas düsturlarımızdan biridir" sözleri ormancılık hizmetlerimizin gelişmesinde büyük bir esas teşkil etmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak Atatürk Orman Çiftliği ağaçlandırması ve fidanlığının kurulması, Ankara Anıttepe, Eskişehir Kocakır ve Kalabak ağaçlandırma çalışmaları, Yalova Termal, Tarsus Adanalıoğlu Ormanı'yla Antalya, Adana ve Muğla ağaçlandırmaları gibi büyük ağaçlandırma ve erozyon kontrolü projeleri hayata geçirilmiştir. 1937 yılından başlayarak ağaçlandırma için özel yasalar çıkartılmış, aynı yıl ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır. 1969 yılında Orman Bakanlığı bünyesinde Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Orman Bakanlığı'nın adı tarihi süreç içinde birkaç kez değişmiştir. Son olarak 2011 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı adıyla devletimizin en köklü kurumlarından birisi olarak başarılı çalışmalarına devam etmektedir. Her ülke kendi topraklarında sürdürdüğü çölleşme ile mücadele çalışmasıyla aslında dünyanın tamamının geleceğine bir yatırım yapmaktadır. Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi bu anlayışın bir sonucudur ve Türkiye 1998 yılında bu sözleşmeye taraf olmuştur. Bu sorumluluğun bir parçası olarak Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Programı hazırlanarak 2005 yılında yürürlüğe konulmuştur. Büyük bir ivme kazanan çalışmalarda en önemli adımsa 2011 yılında atılmış Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde dünyada bir ilk gerçekleştirilerek Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ÇEM kurulmuştur. Genel müdürlüğümüzün aslında köklü bir geçmiş ve geleneği olan bir genel müdür. Öncesi Ağaçlandırma Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü olarak faaliyetini yürütmekteydi. Bu düzenlemeyle ismi ve statüsü değişmiştir. Bizim esas çalışma alanlarımız çölleşme erozyonla mücadele konularında strateji oluşturmak, planlama yapmak, projeler yapmak olan bir genel müdürlüktür. Bu anlamda tabii yaptığımız projeler boyutunda baktığımızda yukarı havza sel kontrol projeleri yapıyoruz. Erozyon kontrol projeleri yapıyoruz. Çığ, heyelan projeleri üretmekteyiz. Ayrıca özellikle taş ve kaya yuvalama projeleri üretiyoruz. Model projeleri yapıyoruz yine. Bu yaptığımız projeler özellikle eylem planlarına bağlı yürütülmekte ve ürettiğimiz projelerin Orman Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmakta. Tabii bu projelerin bir kısmını da Orman Genel Müdürlüğümüz gerçekleştirmektedir. Yine Çölleşme Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü olarak biz özellikle uluslararası süreçlerde etkin görev alıyoruz bakanlığımızın adına. İşte 3 Cireo Sözleşmesi'nden çölleşmeyle mücadele, biyolojik çeşitlilik ve iklim. Ki biyolojik çölleşmeyle mücadele sözleşmesinin çölleşme erozyonla mücadele genel müdürlüğü odak noktasını oluşturmaktadır. Bu anlamda 2015 yılında Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yaptık ki bu en büyük toplantılarından biriydi. Ve 7000'e yakın yabancı katılımcı vardı. 195 ülkeden katılımcıydı. Ve bu süreçte özellikle dünya ülkelerine çok ciddi katkılarda bulunduk. Projeler ürettik.
işte Afrika başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyetleri, Orta Asya, Balkan ülkelerine, Doğu Avrupa ülkelerine de projeler yapmaktayız. Bu gelişmeler bir rastlantı değildir. 2000'li yılların başından itibaren ciddi, bilimsel ve planlı çalışmalar hayata geçirilmiş ve çölleşmeye karşı yürütülen mücadelede büyük mesafeler kat edilmiştir. Son 14 yılda ormanların geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik 4 milyon 722 bin hektar alanda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte 4 milyar fidan toprakla buluşturulmuştur. Tarım arazilerinin düzenlenmesi, mera ıslahı, ağaçlandırma ve diğer çalışmalar ele alındığında 14 yıllık bu süreçte müdahale edilen alanın büyüklüğü 5 milyon 346 bin 42 hektara ulaşmıştır. Bu 1946-2002 yılları arasındaki süreçte yapılan 57 yıllık çalışmanın hemen hemen 1,5 kat daha fazlasının 14 yılda başarıldığı anlamına gelmektedir. Çölleşme ve erozyonla mücadele genel müdürlüğü olarak öncelikli olarak biz Türkiye Ulusal Havza Strateji Belgesi'ni hazırladık. Bunu hazırlarken Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın ilgili birimleri ve diğer bakanlıklarla 25 nehir havzasının yönetim planı oluşturuldu. Çölleşme ve erozyonla mücadele genel müdürlüğü olarak Türkiye'nin çölleşme stratejisini ve eylem planını oluşturdu ki bu strateji belgesinin Birleşmiş Milletler'in çölleşmeyle mücadele sekreterisinin hazırladığı eylem planı çerçevesinde hazırlandı. Ve tüm çalışmalarımızı, kurumların tüm çölleşmeyle mücadele anlamında yapacakları faaliyetlerini kapsayan bir proje bu. Devamında biz Türkiye'de özellikle havza izleme sistemini kurduk. 16 parametresi var ki bunu TÜBİTAK Bilgem'le yapmıştık. Bu altındaki parametreler özellikle arazi bozulumunda, arazi yönetiminde dikkat etmemiz gereken hususları ortaya koymakta. Bunun devamında Türkiye'nin çölleşme modelini ve risk haritasını ürettik. Ki Türkiye'nin çölleşme modeli ve risk haritasıyla Türkiye'nin şu anki sıcak noktalarını, çölleşme riski taşıyan alanlarını belirledik. Yine biz Türkiye'nin özellikle 25 nehir havzasının dinamik erozyon modelini ortaya koyduk ve Türkiye'nin fiili erozyon haritasını ürettik. Yani biz Türkiye'deki şu an gerçek anlamda erozyona uğrayan erozyon alanlarımızı tespit ettik ki 1970'li yıllarda 500 milyon ton iken denizlere taşınan sediment miktarı akarsularla yapmış olduğumuz arazi çalışmaları, işte toprak muhafaza çalışmaları, ağaçlandırma, rehabilitasyon, tarımda yapılan çalışmalar birlikte bunu 168 milyon tonlara indirdik. Ha, 2023 hedefimiz Türkiye ölçeğinde baktığınızda bunu 140 milyonlara indirmek. Gerçekten bu bölgemiz itibariyle ve diğer dünya ülkeleriyle kıyasladığınızda arazi yönetimi anlamında çok başarılı işlerin yapıldığını da ortaya koymaktadır. Yine Türkiye'de biz özellikle ulusal rüzgar erozyon haritasını ürettik ve modelini kurduk. Türkiye'nin rüzgar erozyonunun hassas alanları tespit edildi ve bu alanlardaki değişimleri izliyoruz. Taşınan toprak miktarını görebiliyoruz ve bu alanları yönetirken de bu altlığımızı kullanmaktayız. 2008-2012 yılları arasında Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği çerçevesinde 2 milyon 429 604 hektar alanda ağaçlandırma, rehabilitasyon ve erozyon kontrolü çalışmaları yapılmıştır. Erozyonla mücadelede atılan adımlar büyük başarı sağlamış, erozyon sebebiyle akarsularla taşınan yıllık toprak miktarı 500 milyon tondan 168 milyon tona gerilemiştir. 2023 yılında bu rakamın 130 milyon tona indirilmesi öngörülmektedir. 2013-2017 yılları arasını kapsayan erozyonla mücadele, yukarı havza sel kontrolü ve baraj havzaları yeşil kuşak ağaçlandırma eylem planları başarıyla hayata geçirilmiştir. Ayrıca 2014-2018 yılları arasındaki dönemi kapsayan maden sahaları rehabilitasyon eylem planı büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. 2019 yılı yeni eylem planlarının hayata geçirileceği yıl olacaktır. 2015-2023 dönemini kapsayan çölleşmeyle mücadele, ulusal strateji ve eylem planı bu alandaki en kapsamlı çalışmalar arasında yer almaktadır. Türkiye'nin çölleşme başta olmak üzere doğal kaynakların korunmasına yönelik çalışmaları uluslararası arenada da ses getirmiş ve yeni sorumlulukların kapısını aralamıştır. Türkiye'de aslında baktığınızda geriye dönük çok büyük destanlar yazılmış. Bugün işte
9 milyon hektarın üzerinde Türkiye'de ağaçlandırma çalışmaları yapılmış. Ve bunun en önemli kısmını 2003'ten 2017 yılına kadar 4 milyon hektar alanda çalışmalar yaptık. Ve Türkiye'nin özellikle arazi bozulumu, çölleşmeye karşı, kuraklığa karşı, iklim değişikliğine karşı ciddi çalışmalar ve projeler üretmekteyiz. Ve bunu yaparken aynı zamanda dünya insanlığına da örnek olmaktayız. Türkiye bu anlamda dünya ülkeleri içerisinde örnek olarak gösterilmekte. Biz bu anlamda abilik yapıyoruz desek aslında yeridir diyebilirim. Yani Türkiye gerçekten bilgisi, birikimi ve teknik donanımıyla çok güzel işlere hizmet ediyor ve imza atmaktadır. Bu çalışmalarımızla özellikle biz sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya hizmet etme anlamında bakıyoruz. Bu boyutta felsefemiz ki hattı müdafaa yoktur diyoruz. Sattı müdafaa vardır. Bu satık ise tüm dünya gözüyle bakmaktayız ve bu mantıkla hareket etmekteyiz. Tüm mazlum coğrafyalara da el uzatmaktayız. Bu anlamda bilgimizi, birikimimizi, emeğimizi de aktarmaktayız. Bu konuda Sayın Bakanımız özellikle çok hassas, yani inanılmaz derecede bu konulara önem veriyor ve proje yürütmesine de bizleri desteklemektedir. Tecrübemizi ve uzmanlığımızı Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkan ülkeleriyle Türk Cumhuriyetlerinin hizmetine sunarak yaklaşık 600 uzmana teknik eğitim verilmesi bu gerçeğin açık bir göstergesidir. 2015 yılında Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 12.si, sözleşmeye taraf 195 ülkeden bakanlar, Avrupa Birliği temsilcileri, parlamenterler, iş adamları, sivil toplum kuruluşları ve ülke delegasyonlarının katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Küresel ısınma, iklim değişikliği, çölleşme ve kuraklık günümüzün en önemli meseleleri arasında yer alıyor. Bugün hepimizi etkileyen bu küresel sorunun esas sebebi insanın kendisine, çevresine ve kadim değerlere yabancılaşmasıdır. Vicdanların çölleştiği bir dünyada toprağın çölleşmesini önlemek mümkün değildir. ...6700 kişinin katıldığı ve Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük Birleşmiş Milletler Organizasyonu olan bu konferansta alınan en önemli kararlardan biri Ankara girişimi olmuştur. 2023 yılına kadar dünyamızdaki her insan için 7 milyar fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin başlattığı Ankara Girişim 2016-2019 dönemini kapsayan ve destek verdiğimiz ülkelerde kalıcı ve sürdürülebilir sonuçlara ulaşmak adına 5 milyon dolarlık bir katkıyı içermektedir. Tüm bu çalışmalar açıkça ortaya koymaktadır ki, gerekli tüm çalışmalar yapılarak doğal kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere en zengin şekilde aktarmak adına muazzam çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ancak bu sonu olmayan bir yarıştır. Bugün tahribatı ortadan kaldırmak, zararları gidermek için yapılan yatırımlar sonuç verdikçe eldeki imkanları yakalanan başarıların devamlılığı için kullanmak gerekecektir. Böylece yaşanan sıkıntıların, atlatılan tehlikelerin ve yitirilen değerlerin bir daha tekrar etmemesi sağlanacaktır. Hayata geçirilmiş ve yakın gelecekte hayata geçirilecek değişik eylem planları bu gerçeği yetkililerimizin net bir şekilde gördüğünü ve en doğru adımları attıklarını göstermektedir. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında orman teşkilatımız Türkiye'de dünyadaki her insan için bir fidan, yani 7 milyar fidan dikmiş olacak. Bu çalışmalar geleceğe dair umudumuzu ayakta tutan hizmetler olarak tarihe geçecektir. Tuz Gölü'nden geçtik. Aksaray ve Niğde'yi, o muhteşem Hasan Dağı'nı gördük. Sonra ovalardan yavaş yavaş Toroslara doğru çıktık. Gölek Boğazı'ndan
o Akdeniz'e, bereketli Çukurova'ya geldik. Sözü uzatmıyor, sizleri de Anadolu'yu gezmeye, tanımaya davet ediyoruz. Özellikle çölleşme ve erozyonla mücadele seferberliğine hep birlikte katılalım diyoruz ve Mersin'den Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.